Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere ADB ile bir Android telefonu bağlanıp uçak modunu açma ve kapama komutlarını göstereceğim arkadaşlar. İlk başta ADB'yi yüklüyoruz. Bunlarla alakalı linki de paylaşacağım aşağıya. Şu ADB'nin kurulumu. ADB Driver yazıp Google'dan indirebilirsiniz. Şimdi formumuza bir tane form oluşturup bir tane buton koyuyoruz arkadaşlar. Sonra. Şimdi ben ilk başta ilgili kodları yazdım hızlı olması için. Sadece açıklama yapacağım size. İlk başta process start info ile bir tane process oluşuyordu arkadaşlar yukarıya. Ve info ve proc. Bunları ilgili CMD'ye açıp ilgili komutları yollamak için kullanıyoruz. Şimdi bir tane metot oluşturuyoruz. String alan bir metot bu. CML command'ı yollamamız için. Burada pinfo.filename'i application.programın çalıştığı yerdeki adb.exe olduğunu söylüyoruz. Argümentine ise yani vereceğimiz komut ise ilgili yani şu komut olduğunu söylüyoruz. Sonra ise pinfo ise şöyle söyleyeyim düzeltiyorum. Proc prosesi ilgili prosesi yani command'ı cmd'yi prosesi düzeltiyorum cmd'yi diyorum. İlgili prosesi adb.exe yani prosesi başlatmak için ilgili proses start infosunu veriyoruz ve prosesi başlatıyoruz. Zaten prosesi başlattığımızda yani exe'ye bizim verdiğimiz yani komutu verdiğimizde daha doğrusu olay şu oluyor. CMD'yi nasıl biz açıyoruz? Shell aim start-a Android data setting.airplane altenetre mode altenetre setting'e aç komutunu veriyoruz. Yazdığımızda o da aynı şekilde yazıyor. Olay bu. Şimdi kodları açıklayayım biraz arkadaşlar. Şimdi burada veya demişim. 3 komutu tek komuta yapmışım. Burada ne yapıyor? Hemen ondan bahsedelim. Telefonumuz da açık kalsın. Şimdi burada şu komutu alıyoruz. 3 tane ise 1 1'i sildik. 21'e basacak. Sonra 21 dediğimiz onun belli başlı şeyleri var. Değerleri var. K-Event 21 diye araştırabilirsiniz. Görürsünüz. Sonra 22 komutuna bakacak. Sonra ise 23. Bunun arasında ne yapacağız biz? Bir treat verelim. Şunu açtıktan sonra bir hepsinde daha doğrusu şöyle bir treat.sleep ile uyutalım. Treating sistem.treating'i yukarıya attık. Sleep vereceğiz. Yani uyutacağız. Bir saniye vereceğiz arkadaşlar. Bir saniye verelim. Tamam. Bunları hepsini veriyoruz. Tabii ki de. Olayımız bu. Şimdi çalıştıralım. J7 200'de J7 200 müydü? Samsung'un bir versiyonunu çalışıyorum arkadaşlar ben. IP değişti dediğimde ilgili komutu açtı. Toplamda 3 tane komutu açtı yolladı. Tabii biz bunları gizleyebiliyoruz. Şu an gizlemedim ben. Uçuş modu olayına gitti arkadaşlar. Ve en sonunda o kapalı olan şeye klikledi. Olayımız budur arkadaşlar. Bu aynı şekilde direkt aynı komutları bir daha çalıştırırsak, yani bunları aynı komutları çalıştırırsak bizim yapması gereken komutu eğer açıksa kapalı, kapalı ise açmaktır arkadaşlar. Mesela şu an bir daha şey yapalım, bir daha çıkalım. Şimdi daha doğrusu şu an kapattık.
İlk şeyimizi şu an açtı mesela arkadaşlar. Olayımız budur. Açıyor ve kapatıyor. Bunları da gizleyebiliriz. Şu an göstermeye başlayacağım. Olayımız bu arkadaşlar. Key eventleri ile alakalı bir saniye. Bakalım key eventleri ile alakalı var mıydı? Var. Android key eventleri ile alakalı bir listem de vardı benim. LibreOffice'i açalım. Şimdi ne yapmışız biz? Key event 21 ne yapıyormuş? 21. Key code d path left tıklıyormuş. Sağ tarafı tıklıyor. Sonra yani Android ayarını açtığında yukarıdaki sağ şeye tıklatıyor. 22 ve 23. 22 right, sola, center, ortala. Bu ilgili butona tıklaması için verdiğim komutlar arkadaşlar. Zaten buradan diğer komutlar da var göreceğiniz üzere. Misal kamerayı açma olsun. Diğer vesaire birçok komut var. Mevcut hali hazırda. Bunları da videonun açıklama satırına koyarım arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Android uçak modu açma. C# ile Android uçak modunu açma ile ilgili videomuz burada sonlanıyor. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Ayrıca yeni kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.